kunlarda siyosiy hayotimizda desa ham bo'ladi, bir g'alati ishlar bo'lyapti. Lekin bu birdaniga shunday bir katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi bu voqea va ikki davlat o'rtasida bir siyosiy inqiroz yuz berishiga olib kelib qo'yish sal qoldi. Sovet davrigacha o'zbek degan xalq ham yo'q edi, deyapti. Ular nimalarni mo'ljallagan bo'lsa, o'sha narsa gapirtiryapti ularni. Biz hozir bilibmi, bilmaymi yoki ataydanmi mustaqilligimizni poydevoriga tagiga mina qo'yyapmiz. Istagan paytda portlaydi bu. Mana ozginagina bitta gap uchun hozir davlat miqyosida buni janjal ko'tarishyapti. Bu siyosat shunday yuritildiki, xuddi mustaqillikni yomon ko'rsatish uchun ataylab qilingandek, kelajak avlod yoki bo'lmasa yaqin orada bizga mustaqillik nima berdi, o'sha SSR davri yaxshi edi degan avlod yetishadi deb yozgan edim o'sha kitobimda. Biz o'ris qo'lida bo'lishimiz kerak deyapti. Bu degani nima degani? Biz mustaqil insonni yaratmadik degani. Barakenglik qildik qo'shtirnog'ichida va mana bugun biz bitta kichkina bir voqea munosabati bilan boshqa davlat bizga do'quryapti. U yoqqa borsang ham o'ris tilida gapiryapti, mamlakatimiz ichida ham o'ris tilida gapiryapti. Keyin e'tibor bergan bo'lsalaring, men diqqat qildim, shu sinfda o'tirganlar hammasi qora ko'zlar, qora qoshlar. O'ris bormi shu yerda? Xo'p, o'ris maktab, xo'p, o'ris tili darsligi, lekin o'ris bormi? Mana shu mina. Kunlarda ijtimoiy hayotimizda desa ham bo'ladi yoki siyosiy hayotimizda desa ham bo'ladi, bir g'alati ishlar bo'lyapti. Shunga men ham o'zimni munosabatimda bildirib qo'ygim keldi. O'zbekistonda qaysidir bir maktabda bir o'qituvchi ayol o'zini o'quvchisini yuziga bir tarshaki tushiradi. Bu o'qituvchi ayol demak o'ris tilidan dars berar ekan, maktab ham o'ris maktab bo'lsa kerak. O'shanda endi o'zbekcha gapirgan ekan. O'quvchi bola, yosh bola o'qituvchisiga ruscha gapiring deb hisob qiladi va buni ayol ko'tara olmaydi. Odobsizlik qilgan bo'lsa kerak, yana boshqa gaplar gapirgan bo'lsa kerak. Men ko'rdim o'sha lavhani, kameraga tushib qolgan lavhani. O'zi bir mayda ish bu, bunday qaraganda. Ya'ni bunaqa ishlar bitta bizni mamlakatimizda emas, hamma dunyoda, hamma joyda bo'lib yotibdi, har kuni bo'lib yotibdi. Lekin bu birdaniga shunday bir katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi bu voqea va ikki davlat o'rtasida bir siyosiy inqiroz yuz berishiga olib kelib qo'yish sal qoldi desa bo'ladi. Endi masalan birdaniga Rusiya, Rossiya tashqi ishlar vazirligi bu ishga aralashishi, uni so'zchisi o'zicha chiqib olib turib O'zbekistondan tushuntirish talab qilishi, shu voqea munosabati bilan va boshqalar ham bunga aralashishi, ijtimoiy tarmoqlarda bir bomba kabi bir portlash bo'ldi go'yo bu voqea. Buni endi bizni davlat odamlarimiz, siyosat odamlarimiz, deputatlarimiz munosib javob berishdi deb o'ylayman va xursand ham bo'ldim. Alisher Qodirovni javobiga ham, Sherzod Qudratxo'jani javobiga ham, yana boshqalarning javoblariga ham xursand bo'ldim. Ya'ni bir mustaqil davlatni siyosiy arbobi kamida mana shunday bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki bir maktabdagi bo'lgan voqea na davlatlararo munosabatga aylantirib buni O'zbekistondan tushuntirish talab qilishi bu bir mustaqil bir davlatning ichki ishiga qo'pol ravishda aralashish hisoblanadi. Shunchaki aralashish emas, qo'pol ravishda va siyosiy maqsadlarni ko'zlagan holda aralashish hisoblanadi. Bunga tashqi ishlar vazirimiz ham munosib javob beribdilar, undan ham xursand bo'ldim. Men bu ishni endi ularni javobiga o'xshagan javob aytmoqchi emasman. Men bu ish nega birdaniga katta maydonga chiqib ketdi? Nega birdaniga davlatlararo munosabatga aylanib ketdi? Shu tomoniga diqqatlaringizni qaratmoqchiman. Birinchidan, biz mustaqil bo'lganimizga mana 33 yildan oshdi. 33 yilda yo'l qo'ygan juda katta xatolarimizni natijasi bu. Eng katta xatolarimizdan biri esa mustaqil bo'lgan yillarimizda o'sha zohoti biz tilimiz, tariximiz, mustaqillik uchun kurashishimiz kerak edi, uni orqaga surmaslik kerak edi va xalqimizni haqiqiy mustaqillikni his qiladigan bir insonga aylantirishimiz kerak edi. Ya'ni jamiyat
cemiyet, bir müstakil halet kekiliş gerek. Yani müstakil cemiyet hasıl kılışımız gerek idi. Fikirlerimiz, tüygularımız, bu mesele bizden yeniden haline ne dedi? Hazır moda buldu ya, kızıl çizik diye. Bizi kızıl çizikimiz buluş gerek, müstakillikke dahil kılış. Şu derecede geliş gerek. Hassasiyet bilen terbiyeleşimiz lazım idi. Tarihimiz, uzumuzu kozumuz bilen karışımız gerek idi. Tilimizin mavkiyeni birdenige kurtarışımız gerek idi. Mavkiye, köçe, üyü, meyişi ve gazete, jurnal mıkıyası da kaldırılgen Sovet devrede. Siyasi til yemesiydi bu. Harbi til yemesiydi bu. Uzbek tili. İlmi til ham yemesiydi. Yani ilmi til digende hama ilimler bu tilde yemesiydi. Yani bu tilini yani ilim alamından ham sıkıp çıkarılgen dese buladı. Manaşlarda zübdik bilen tikileşimiz gerekiydi. Diyemem. Bana şu hatanın neticesi bu. Şimdi yıkmadık, çözülüp keli vurdu ve bana şu bugünkü halge keldik. Yani ne müstakilimiz, ne arasattamız, ne kulumuz. Bana şu nasıl, ne sezmeydi değilsin mi? Keçeki müstamlaka devlet, bunu adamları sezmeydi değilsin mi? Tarihten malum, buna kadar o vakıya hadiseler, yani bana esirdiği bir devletinde tarkalıp gitişi, 15'te devlet payda buluşu, bunlar uşa külleri bayram idi. Uşa külleri güde kurtarınki keyfiyetler idi. Lekin bir avlat utmasından o vakıya hadiselerini kayteden tahlil kılıydıgan, kayteden teşirip çıkaydıgan avlat yetişip çıkaydı. Ular uzun yirik millerde kısabla gelirler, uzun hurlenge yokatta yukatışlar kıyan kısablaydı uzun. Çünkü güde kette bir saltanat, imperiye kuladı. Bunu onu uşa imperiyacılık hususiyetleri uygulayandan kigin bu hakikatki harap oturmuydu. Tamam, o bizim yerlerimiz değildi. Bana tarihçilerle kulağı sağlıyorlar. Tarihçiler ne diye yaptı? Tarihçiler niçe asırlardan bir an dünyaya niçte saltanat kurup birgen, devlet kurgen bir milletine devleti yok idi diye yaptı. Bir malalet yaptı. Ularga bir şu Sovet va Ruslar ularni nimaga olib chiqdi demoqchi edilar. Taraqqiyotga ham yuzaga chiqardi demoqchi. Undan oldin hech narsasi yo'q edi dedi. Masalan bir tarixchi u olimmi? Olim emas. Bunaqalar olim deyilmaydi. U jurnalist ham emas. Axloq bo'lmasa, haqiqatni ko'rmasa, uni olim deb bo'lmaydi. Jurnalist ham deb bo'lmaydi. Bilmadim kim. Her halde şu Sovet devri geçe Uzbek degen halkam yok idi deyipti. Şimdi o bir işaret kılmakçı. Bir de halk var idi. Milyon yıldan bir an yaşayıp geliyken halk var idi. Bu halk ise hiç bu megende 15 asırda şunday bir medeni, edebi, ilmi mirası kaldırdı ki gelecek evlatke. Kendi kılıp sen bunu bunda bir halkı yok idi deysen. Bir malal et yaptı. Onu uzun etilde, uzun etilde reddiyeler verişimiz gerekirdi. Yani Uzbekçe, Uzbeklerimiz, Uzbek alımlarımız bir mesele değişti, yaşı gebeler yapılıştı. Peki onlar bunu düşünmeydi. Uzun etilde kılış gerekirdi. Ve devlet mukayasıyla biz o işe inge münasebet bildirişimiz gerekirdi. Ben hazır bitti şu balanı bir tersakisiyle Rusya Taşkı İşler Vazirliğine, Vazirliğine, Erleşi, onu Suççısı, yani Maria Zaharova mı kim diyen? Sen derse geçip alıp durup yapır uğradı. Yani onların bunda bir malal yapırışı bizini bir dinge olmayatkeniden dalalat. Bizim müstakilliğimiz niye? Hürmet kılmayatkeniden dalalat. İrtege onlar nemelerini mucellegen bulsa uşa derse yapırtır yaptırlarını. Bu hafli narsa. Cüdeyem hafli narsa. Yani biz uşan için müstakillikki erişkenden kigin müstakil devlet kuruşumuz gerekirdi. Hayıqı bilmez, başka kılı bilmez. Mesela ben uzunlu başımdan otken bir bitti vakiyeni izleyim. Jurnalde işleyim ben, müstakil bulduk ve oradan bilmedim, bir 6 aylar otkeni yok. 6 aylar otkeni yok. Leylin hakkında, Leylin'le şu gayelerde, gayri insani bir işler hakkında bir makale tayarlandı. Ben uzunlu tayarladım, jurnalde düşürdük. Şu narsa senzuradan otmadı. Upeyde Uzbekistan'da senzura bağladı. O keyinçelik yok kılındı. Lekin yangi müstakil bugün payetlerimizde bu arada. Umumi keyfiyet
umumiy kayfiyat ko'tarinki bo'lgani bilan, lekin ichkarida siyosat boshqacha edi. Ya'ni o'tkazilmadi. Men o'zim bordim, keyin o'sha Erkin Komilov degan odam bor edi. O'zbekistonning bosh senzori. Erkin aka, bu biz qanaqa gap dedim. Biz mustaqil davlatmiz, endi biz o'zimizni dunyoqarashimiz, o'zimizni ko'zqarash tushunchalarimiz bo'ladi. Bu tarixga ham o'zimizni baholarimiz bo'ladi. U zamonda tanqid qilish mumkin bo'lmasa, bu qiziq-ku, biz mustaqilligimizni tushuntira olmaymiz xalqqa. Nimaga mustaqil bo'ldik bo'lmasa? Oldingi hayot yaxshi bo'lsa. Deganda endi uzoqroq gaplashdik. Shunda bir gap aytdi. Mana shu gap qiziq gap. Bu umuman bir yuqori doirani gapiga o'xshaydi. U shu tanqid qilib bo'lmaydi deyishdan qo'rqdi-da. Chunki ko'chaning kayfiyati unda boshqacha edi, hammalari bu ko'cha bilan hisoblashar edi. Ya'ni maydonlar bilan, mitinglar bilan, odamlarni, ziyolilarni kuchi bilan hisoblashga majbur edi u paytda. 91-chi, 92-chi, to 93-chi yillargacha. Erkin aka aytdiki, endi dedi, to'g'ri biz mustaqil bo'ldik dedi. Endi u boshqa davlatni siyosiy arbobi endi. Boshqa davlatni siyosiy arbobini tanqid qilib nima qilamiz dedi. Kulgiga olib. Ko'rdingizmi? Bu hazil o'rnida aytilgandek go'yo, hazillashib aytilayotgandek go'yo. Lekin tag zaminida bizga o'sha istibdod degani nima degani, mustamlaka degani nima degani, nima uchun birovga qaram bo'lib qoldik, bularni o'rganishga yo'l yo'q degani. Endi ular boshqa davlat, boshqa davlatning siyosiy ishlariga aralashmaydi degandek qilib qutulib ketdi. O'sha maqola chiqmadi. Bu bitta bizi jurnalda yoki bitta bizi ko'zimizda o'ngida bo'lgan hodisa emas, bu demak davlat siyosati shunday bo'lgan. Ehtiyot bo'lish, g'ashiga tegmaslik, holbuki u paytda g'ashiga tegish degan gap yo'q edi, chunki dastlabki paytlar Rossiya bizni ajrab chiqqanimizdan xursand edi. Hammani xursand edi. O'zing bor, o'zingni o'zing baxt deyardi. O'sha zamonda matbuotini bir o'rganaylik. Ya'ni biz fursatni qo'ldan berdik, mustaqil bir jamiyatni yarata olmadik, kuchli bir jamiyatni yarata olmadik, qo'rqoq va o'zini mustaqilligini ham yomon ko'radigan bir jamiyatni yaratdik. Va shunday bir, ya'ni siyosatda mustaqillikka yarashadigan siyosat yuritilmadi. Ayniqsa birinchi iqtidor davrida shunday bo'ldi. Biz bunaqa mustaqillikni ko'zlamagan edik masalan. Xo'p, yana bir narsa bor. Bu holga olib kelgan sabablardan bittasi. Biz hozir bilibmi, bilmaymi yoki ataydanmi mustaqilligimizni poydevoriga tagiga mina qo'yyapmiz. Qo'yganmiz ham. Istagan paytda portlaydi bu. Mana shu kichkinagina portlashi bu. Ya'ni bu mina nima? O'zbek tilini, obro'yini tiklamadik. Mamlakatda o'rus tili shundaycha eski obro'yi bilan qoldi. Va bunga ular ham o'rgandi endi. Mana ozginagina bitta gap uchun hozir davlat miqyosida buni janjal ko'tarishyapti. Ana Klimov deganini qarang. U davlat odami u. Nima deyapti? Bemalol qo'rqityapti. Sen kimsan degandek, kim bo'lsan senlar degandek. Ozgina milliy tuyg'usi bor, uyg'onsa, milliy tuyg'ular uyg'ongan bo'lsa, u boshinga nimani kuni tushmasin deyapti, Ukrainani kuni tushmasin deb qo'rqityapti. Albatta, biz davlatimiz qo'rqib qoldi deyotganim yo'q, ammo lekin bizni jamiyatimiz haliga mustaqillikni his qilmagan va mustaqillikka teskari bo'lgan siyosat yuritilgan. Chunki men buni bir yozganman ham kitobimda. Bu siyosat shunday yuritildiki, xuddi mustaqillikni yomon ko'rsatish uchun ataylab qilingandek. Bu turishda, bu ketishda kelajak avlod yoki bo'lmasa yaqin orada bizga mustaqillik nima berdi? O'sha SSR davri yaxshi edi degan avlod yetishadi deb yozgan edim o'sha kitobimda bu kunlarda. Va mana bugun shunday deyilyapti. Bemalol ijtimoiy tarmoqlarda ko'ringlar. Mana men o'zimda suhbatlarimda tagiga yozayotganlarni juda ko'p bemalol aytyapti. Mustaqillik kerak emas. Biz o'rus qo'lida bo'lishimiz kerak deyapti. Bu degani nima degani? Biz mustaqil insonni yaratmadik degani. Tarbiyalamadik degani. Bu xavfli narsa. Xo'p, endi mana bu o'zimizdan. Mana endi qarang endi. O'sha mina deganim nima deganim? Hozir rus maktablari O'zbekistonda ko'payib ketgan.
1-2 yil ichida ayniqsa. Rossiya ham, Rossiya ham mana hozir ham aytib gapiryapti, o'rus tilini O'zbekistonda yaxshi o'rgatish uchun hech narsa ayamaymiz deyapti. Moddiy mablag' tomonidan ham, boshqa tomonidan ham o'qituvchi ham yuboramiz deyapti, o'qilamiz, bu qilamiz deyapti. Nimaga o'sha o'zini quchog'idan qo'yib yubormoqchi emas? Yoki bo'lmasa qaytadan quchog'iga qattiqroq olmoqchi. Esir shaklida emas, imperiya shaklida. Bir guberniya qiladi, guberniya bo'lib qolasan deyapti. Bugun boshlangani yo'q, ya'ni bu mojaro. 10-12 yillardan buyon. O'sha mustaqillikdan keyin, 10-15 yildan keyin o'zi boshlangan bu narsalar. Tahdidlar, boshqalar unga munosib javob bera olmadik vaqtida. Barakenglik qildik qo'shtinog'ichilar va mana bugun biz bitta kichkina bir voqea munosabati bilan boshqa davlat bizga do'quryapti. Holbuki Rusiyaga borgan o'zbeklarimiz ne kunlarni ko'ryapti hozir? Intellektchilik uchun borgan, aybi shumidi? Xo'rlanyapti, haqoratlanyapti. Rus tilida gapirdiyapti. Endi bir bola so'zlar bilan haqoratlaydi. O'zbek ham demaydi. Churban deydi, baloshi, balo deydi, nima desa deydi. Va rus tilida gapir menga deydi. Endi bitta bola, masalan, bizning mamlakatimiz ichida ham rus tilida gapir deb tursa. Endi menga chidash qiyin haqiqatda. Men uni o'qituvchini oqlamayman hech ham. Bunaqa qilib urilmaydi, bunaqa qilinmaydi. Boshqacha qilib tarbiyalanadi bolalar. Ammo lekin ketuvni qarang. U yoqqa borsang ham rus tilida gapiryapti, mamlakatimiz ichida ham rus tilida gapiryapti. Keyin e'tibor bergan bo'lsalaring, men diqqat qildim, shu sinfda o'tirganlar hammasi qora ko'zlar, qora qoshlar. O'ris bormi shu yerda? Xo'p, o'ris maktab, xo'p, o'ris tili darsligi, lekin o'ris bormi? Mana shu mina. Mina shu. Mana bugun 6-7 sinf o'quvchisi o'qituvchisiga o'ris tilida gapir deyaptimi? Ertaga bular hammasi bitiradi. O'zimizning farzandlarimiz, o'zimizning bolalarimiz O'zbekistonni qo'shqo'llab berib qo'yadi. O'ris tilida gapir deydi. O'ris tili bo'lsin davlat tili deydi. O'zbek tili nima bo'pti deydi. Falon deydi. Bugun aytilyapti bu gaplar. Qarilar ham aytyapti, yoshlar ham aytyapti. Shuning uchun bu narsani birlamchi ravishda biz endi ular do'qurdi, biz ularga ikkita uchta javob qildik bilan to'xtatib bo'lmaydi. Davlatimiz siyosatini o'zgartirish kerak. Ya'ni haqiqiy mustaqillik sari yurishimiz kerak. Bu mustaqillik degani nima degani? Boshqa davlatga yoki boshqa millatga qarshi degani emas. Mana shu Rossiyaning o'zi bilan ham kecha bizni boshimizga kulfatlar keltirgan bo'lsa ham, o'sha bostirib kelganida bizni ota bobolarimizni, momolarimizni beshikdagi chaqalog'igacha qirib tashlagan, o'ldirgan bo'lsa ham. Lekin u tarix o'tdi deymiz, tarixni boricha o'rganaveramiz. Hatto o'sha kirdikorlarni tushuntiramiz, ammo Rossiya bilan munosabat qilaveramiz. Bu siyosat bu. Iqtisodiy munosabat, siyosiy munosabat. Rus xalqi bilan ham dushmanchilik qilmaymiz. Agar bugun rus shovinizmi kuchli, siyosatda millatchilik juda ham kuchli va imperiyachilik tuyg'ulari kuchli, bu uyg'onib qoldi bu. Bu hamma joyga qaytadan bostirib kiramiz. Qozog'iston bizniki, palon qismidan, O'zbekiston nima bo'pti? Ukraina bilan qo'rqityapti hammani. Imperiyachilik tuyg'ulari, shu kir iflos tuyg'ulari siyosiy elitasida ham, lekin afsuski bu har kuni ularda televizorda boshqada gapiravergani uchun bo'lsa kerak, xalqida ham uyg'onib qoldi. Bu yaxshi emas. Biz dushman emasmiz o'ris xalqiga. Balki o'ris xalqi bizni dushman deb qaraydi. Yo'q, biz dushman emasmiz. O'zbekiston ham Rossiyaga dushman emas. Bu siyosiy, iqtisodiy hamkor. Bu nuqta bu tom davom etaveradi. Hamma bilan ham davom etaveradi. Boshqa tarixda ham ma'lum bu. Ya'ni oldin mustamlaka qilgan davlatlar, ular mustaqillikka erishgandan keyin ham bir-bir bilan endi do'stona o'zaro teng munosabat yuritaveradi. Buni endi hozir bitta o'quvchini yuziga tortilgan bitta tarsakini u Rossiyani, Rossiyani yuziga tortilgan tarsaki deb talqin qilishyapti. Bu bunaqa hodisa qancha bo'lib yotibdi-yu. Biz O'zbekiston indamayapmiz-ku, masalan, davlat o'laroq. Nimaga meni insonimni
bit rus tilini bilmagani uchungina shu qadar xo'rlaysan va hayvon o'rnida ham ko'rmayapsan demayapmizku. Ular bunga aralashdimi? Demak, bu holatga asta sekin olib keldi. Gap shetda. O'sha mina endi portlay boshladi. Bu mustaqilligimizni poydevoriga qo'yilgan juda katta mina, xavfli mina. Uni zararsizlantirishimiz kerak. Uni sapyorlarimizni chaqirib, bilavonlarimizni chaqirib, ziyolilarimizni o'rtaga chaqirib, maslahatlashib, shu mustaqilligimiz poydevorini tagiga qo'yilgan minani zararsizlantirishimiz kerak.